Birleşmiş Milletler saflarında insanlık ve hür dünya için çarpışırken yaralanan 106 gazimizi getirmekte olan Danimarka bandıralı Jutlandia isimli Kızılaç gemisi bu sabah saat 10.30'da İzmir limanımıza gelmiştir. Yolda gelirken bir ameliyat neticesinde şehitlik mertebesine ulaşmış olan Tarsuslu er Emin Çiçek'in cenazesi de Türk bayrağının sırrı olarak getirilmiştir. Hemen asker hastanesine nakledilen cenaze Bilahare Hastane'den törenle kaldırılarak İçim sıkılıyor bu haberlerden. Hadi biraz şehirde dolaşalım. Hı? Geldiğimden beri benimle hiç alakadar olmadın. Hatta büyük kulübe gidelim, ne dersin? Görmüyor musun? Çok meşgulüm Seher. Yeni açılmış bir büroda. Nasıl bir meşguliyet olabilir ki? Bu dosyaları bitirip bir an önce fabrikaya Serap Hanım'a götürmem lazım. Tamam, öyle olsun. O zaman ben de tek başıma dolaşırım. Hatta eski dostları ziyaret ederim ha. İyi edersin. Hoşça kal. Güle güle. Yok mu bir haber? Yok. Başına bir şey mi geldi acaba? Şehre birilerini gönderip baktırsan mı Yasin ağa? Dur hele, biraz daha bekleyelim. Bakarız bir çaresine. Ay bence kesin başına bir şey geldi ya. Artık hangi karının koynunda sabahladıysa o hal. Ah, ah Reşit. Ah. Bu yaştan sonra kendini de rezil edeceksin. Beni de. Ah. Oo, damat bey geldiler. Kolay gelsin çiftlik ailesi. Hoş geldiniz. Hoş gördük. Hoş geldiniz. Gel. Kardeş sağ olasın. Sen de sağ ol. Emme. Hoş geldin kızım. Hoş. El öpenlerin çok olsun. Torunlarını da görmek nasip olur. İnşallah. Gül evde mi? He, içeride. Gülizar haber ver kızım. Gel. Fakizem sen geç, ben Yasin Emre'yle konuşayım. Ramazan'la konuşmuştuk. İyi tamam. Kolay gelsin abla. Sağ ol. Nasılsın Emre, iyi misin? Serap Hanım, Ramazan'la Pakize geldi. Öyle mi? Hı. Çağır hemen gelsinler, bekletme. Hah, buyurun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Ramazan. Hoş gördük. Gülizar, sor bakalım kahvelerini nasıl içerler? Seyyare bacının kahvesini özlemiştir Ramazan. He vallahi özledim. Benimki şekerli olsun ya. Benimki de şekerli olsun. Otursanıza. Sağ ol. Hoş geldiniz. Ay Zehra abla. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mesul etsin. Sağ ol. Bak, 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 bak. Hay maşallah ya. Kocaman olmuş. Ya. Aman da aman teyze senin pehlivan yeğeni. Kız bu aynı senin gibi bakıyor. Yok be kurban olduğum. Baksana bak, bak. Bak, bak kaşların nasıl çattı bak. Yemin ediyorum var ya aynı Muzaffer dayım ha. Ama bak kirpikleri aynı güllü. Kurban oldum. O kirpiklerin büyük olması bizim sülalenin birinci özelliği zaten. Neden ne? Ha? Pakizem ya, biz de bir dene yapak mı? Beraber büyüsün ha. Ay, torunumun uykusu geldi. Ana yatır istersen. Hadi bakalım. Hadi iyi uykular, iyi uykular. İyi uykular. Ben bir Yasin Emre'nin yanına gideyim, ayıp olmasın. Tamam. Güllü. Dün gece Kemal'i gördük. Öyle mi? Perişandı. Vallahi ayakta zor duruyordu. Halde evi terk etmiş. Kemal bana geldi Pakize. Sana mı geldi? Kemal'in senin evde bulduğu mektup vardı ya. O mektubu getirdi. İstersen yırt at dedi. Halide mektubu görmüş, okumuş. O yüzden öyle davranmış düğünde. Kim olsa hadise çıkarırdı tabii.
İnsanın ağrına gider elbet. Halide de Orhan'a gitmiş. Eğer boşanırsam gelirlerden pay verecek mi Serap diye sormuş. Kız ister misin bunlar boşansınlar? Siz onca şeye rağmen tekrar beraber olun. Yok Pakize, olur mu öyle şey? Kız olmaz olmaz deme. Sevda bu. O mevzu çok eskide kaldı. Sen de kurcalama, gözünü seveyim. Sen o mektubu ne yaptın? Ne mi yaptım? Sakladın mı, attın mı? Sen hele onu söyle. Hoş geldin Orhan. Hoş bulduk Halide. Beklediğin haberi getirdim Halide. Serap Hanım teklifin hala geçerli olduğunu söyledi. Eşinden resmen boşandığın gün gelirlerden payını alabileceksin. Öyle mi? Hemen kabul etti demek. Gerçekten boşanacak mısın Halide? Bilmiyorum Orhan. Hiçbir şey bilmiyorum. Açıkçası Muzaffer'in bu vasiyeti bana hiç adil gelmiyor. Neticede her insan sevdiğiyle evlenebilmeli. Abimin böyle bir vasiyeti olduğu zırvasına inanmıyorsun değil mi? Bu işin abimle falan ilgisi yok Orhan. Serap. Serap benim Kemal'den ayrılmamı istiyor, o kadar. Ne demek bu? Serap Hanım niye böyle bir şey istesin ki? Onu çok sevgili müvekkiline sor istersen Orhan. Utanmadan anlatırsa ne âlâ. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Mers. Afiyet olsun. Ankara'dan Kore'ye gidecek askerlerin Adana'dan geçeceği kesinleşti. Parti olarak bir tören tertip etmek niyetindeyiz. NATO'ya girme hususunda hala bir ilerleme yok. Ama biz Kore'ye durmadan asker gönderiyoruz. Nasıl olacak bu iş Paşazade? Netice yakındır azizim. Bugün radyoda Amerikan delegesinin konuşmasını dinledin mi? Aç ve çıplak kalan bir insan, komünizmin ahlaksız, dinsiz akbabalarına kolay bir avdır. Ve komünizm bir mezar kadar açtır dedi. Amerika tüm gücüyle komünizmle savaşıyor azizim. 10 senede 80 milyar dolar yardımda bulundu. Bunun 60 milyar doları karşılıksız. NATO'ya almayacaklar da ne yapacaklar? Biz ödevimizi yaptıktan sonra. Sovyetleri durdurmanın bedeli olarak şimdiden her sent hesaplanmış durumda yani, öyle mi? Mesele Orhan. Anlamadım, ne meselesi? Beni gün ortasında buraya çağırdığına göre. Affedersin, haklısın. Aslına bakarsan kafamı kurcalayan bir mesele var. Halide ile Serap arasında. Nedir? Halide Serap'ın onun boşanmasını istediğini düşünüyor. Anladığım kadarıyla Serap'la Kemal arasında bir mevzu var. Bu işi en iyi sen bilirsin diye düşündüm. Oho, demek duymadın. O işler karışık Orhan. Nasıl karışık, anlamadım. Şöyle ki, Halide'nin kocası Kemal eskiden Güllü'nün yavuklusuydu. Nasıl olabilir ki böyle bir şey? Vallahi oldu işte. Ben de teferruatı bilmiyorum aslına bakarsan. Rahmetli Muzaffer asla bu konuda konuşmazdı. Kemal Güllü yüzünden hapse düşmüş. O arada Güllü Muzaffer'le evlenmiş. Kemal hapishaneden çıktıktan sonra çiftliğe şoför olarak girmiş. Muzaffer'in bundan haberi var mıydı? Önceleri yoktu elbette. Kemal bir süre kimliğini saklamış. Hakikat ortaya çıkınca Muzaffer onu çiftlikten kovmuş. Güllü için o defter kapanmıştı. Fakat Muzaffer'i ikna etmekle bir hayli zorlandı tabii. Neticede barıştılar. Nasıl olduysa Halide ile Kemal yakınlaştı. Sonrası malum.
Demek öyle mi? Serap Hanım bundan bana hiç bahsetmedi. Serap mazi hakkında konuşmaktan hiç hoşlanmaz. E haksız da değil hani. Bunlar çok geride kalmış mevzular azizim. Köprünün altından çok sular geçti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.